O Aatrox o istediğin front da değil tam olarak. Şimdi normal şartlar altında yüksek menzilli kompozisyon oynarken güçlü bir front line'ın olmasını istersin ve Okali. Bu bende çok kekremsi bir tat bıraktı ama ya. Mileo hep kekremsi tat bırakıp bir şekilde işin içinden çıkıyor yalnız. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Şimdi mesela Aatrox'un biraz daha fazla iş yapabileceği bir ortam. Çünkü Akali isteyecek. Evet. Tabii Akali Aatrox'un net cevap verdiği şampiyonlardan biri. Çukçuk biraz fazla hareketli kalıyor. Akali. O tarz durumlarda. Neden Akali alındı? Bir, bu tip yüksek menzilli ama düello kabiliyeti inanılmazdı Çukçuk şampiyonlara karşı. Akali her zaman bir skorte etti 6. seviye itibariyle. Yetenek gücü lazım. Artı arka tarafı arka tarafın rahat hasar vurmasını istemiyor. Ezreal artı eşin rahat oyun oynamasını istemiyor. Oraya ulaştığı takdirde, arka tarafa ulaştığı her senaryoda istediğini alır Beşiktaş. Biliyorlar ki bu takas için iyi değil ama kule... Bir yerden geçti kule, ama kule de vurdu Jack Troll'e. Bariyer gitti demek. Yani zaten bu takası bariyerle kazanmak istiyorlar ama kazanamadılar tam anlamıyla. Çünkü eşin ilk seviye yani bir de yapmak istediği şey nedir? Keskin sağanak artı bariyere basıp, yalnız Osman burada işleri bozacak, Osman belki çok de... Çok erken bir baskın geliyor gibi. Yalnız seviye 2 oldu Jet Roll. Şimdi sıçrat oluyor, çırpanı yok artık, tuttu. O nereden geçti? Ondan geçti. Ya. Hocam VAR'a gidelim. Nereden geçti o çupa? Padiya. Sıçra bile kullanmadan yaptı bunu Yufari. Evet ve Kaori ilk anda başladı maçı. İnanılmaz. Vic'leri alacak Osman. 1, 2, 3. Üçünü de aldı. Ve diğer tarafta da Ejder başladı. Ve alt koridorda yapılan ve oluşturulan üstünlükle beraber, hamlelerle beraber kadar düştü. Sanırım Beşiktaş oynamayacak. Yok. Gerek yok zaten. Beşiktaş'ın bunu yapmasına hiç gerek yok. Belki X'de yükü birazcık kıymetli olabilir. Ama daha kıymetli şeyler var. Zaten ilk kanı almış olan, kompozisyona güveniyor olan Beşiktaş'ın burada ekstra bir şey zorlamasına gerek kalmadı. Biraz burada dördüncü yük gelebilir. Hop! Bu arada sıçrayla birlikte mi oynamak? Kaori arındır sıçra attı, uzaklaştı buradan. Skins ultiye basıyor ama doğru bir açıya gitmedi ulti. Şimdi Kurçuklar etrafında bir savaş var. Araya giren bir Osman ama takım arkadaşlar çok uzak. Hayatta tuttuğu süre. Mireo yetişti şimdi Hun'la beraber. Jack Troll çok erken düşüyor. Mireo Şürken'i de gönderdi. Takip ediyor Şürken'i. Blue'nun peşinde ama Blue Armut'la beraber iyi dayanıyorlar. Yalnız Mireo'ya giden, Akali'ye giden iki tane skor var burada. Bu arada Mireo Blue'nun üzerine doğru gidiyor. Skins de yakın buraya. Mireo çıldırdı. Yaptı. Blue çıkmayı başardı buradan. Yan taraftan destek yetişebilecek. Luger bakalım. Geldi, Luger geldi. Mireo az bir canı skoru var. Luger son bir vuruş lazım. O son vuruş Blue'dan geliyor uzaklardan. Çok sorun değil. Yani savaş devam ediyor hala. Osman düşmek üzere bir skor daha buldu. Arkadan burada kim geldi? Burada Supermassive tarafı Armut da katıldı savaşa ve Papara Supermassive. Toplamda 3 tane skor buluyor. Biz de bu maçın içinde izliyorlar. Mireo yazar. Hiç o kadar zorlamasına gerek yoktu. Evet, böylelikle Beşiktaş'ta ilk ejderlerini aldı ve Kimya Vadisi. Böyle abidik gubidik garip garip atlayan zıplayan şeyler görüyoruz. Onlar birazcık fark yaratabilir. Ve onlar da bence daha çok Beşiktaş'a yarar. O bu arada yine bir çıpa, yine isabetli Jack Troll'e. Jack Troll sen ultisi geldi ama. Luger'den son anda şifa yalnız. Mireo geldi buraya. Şürken'i tutturuyor yalnız. Jack Troll düşmedi. Mireo kule altına gidiyor. Jack Troll'ü almak üzere. Yine tutmadı yetenek. Kırmızısı var. Mireo şimdi yavaşlatma geliyor. Yok, ve yetmedi. Sonunda aldı skoru. İki tane skor buldu alt koridorda Beşiktaş. Öyle mi diyorsun? Bence Blue daha iyidir. Yani sıçrasını aldıktan sonra yapabileceği fazla bir şey kalmıyor ki. Direkt net tek yiyor. Ama maceracının pazı bandı gelirse erkenden evet, Luger'e dönebilir. Ya bir de şey... tamam, hem Jack Troll hem de Blue oynadığı şampiyonlar gereği biraz da aslında Akali'ye göre kolay hedefler gibi görünüyor ama... Kuvayda şey var ya Johnny, gelişine doğru zamanlanmış yetenek anda kitle kontrol uyguluyor. Bu arada Jack Troll'den hiç bir deneme. Ayy. Osman'dan arka engage. Oh, İyi takip geldi. Gelse Nox ile beraber Jack Troll dediğin gibi gerçekten arada eridi. Blue da düşüyor, Mireus seriye bağlıyor ve kayıpsız alınan iki tane skor.
Onun da üzerinde bir ödül altını var. Skorda oradaki altın farkı 600 dolaylarında Hun Lane'e. Müdür masası geldi şimdi. Dakika 16 çizmeyle beraber iki eşya. Çok kabus abi, yani nasıl oyun oynarsın şimdi bu adama karşı? Geliyor bak. Oy, nereye gidiyorsun? Oo, sıçra geldi Luger'in üzerine. Luger'in buradan kaçması çok zor. Kristalok geldi ama. Bir de Berk'in adımları olduğu için kule menzilinden de çıkıyor. Yani Mireo'ya karşı oynamak, bu kadar güçlü Bakali'ye karşı oynamak imkansıza çok yakın. Biraz uzun da sürse, tabi Rel artı Senna ikilisiyle beraber. Sindire sindire ağlar ve... Okey, diğer tarafta sup bir kule açıyor. Ya yani yine de altın farkı dramatik bir boyutta değil. Bu arada üst koridora bir kule altı gelebilir. Multikulanda skinzer hemen ışından geldi. Akali geliyor, kaç 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 kaç! Akali geliyor, kaç! O bu arada... Naturus da gelmiş. Sadece Akali gelmemiş, Naturus da orada. Mireo? O bu arada Mireo. Armut'u gördük. Gördüğü gibi saniye düşünmeden üzerine atlıyor. Armut skorunu bitiriyorlar burada. Skor Kaori'ye gitti. Uzaklarda kullanılan ultiyle beraber ama Mireo yakalandı ve buraya kadar altını Luger'de. 700 altın aldı Luger. Müthiş haber top için bu. Rahatlıkla alıyor o kuleyi. Mutsuzun tablosunda kullandı Blue. İyi de hasar bıraktı aslında bunun üzerine. Osman'dan bir sersemletme. Skiz'in sıçrası var ama... Kule altına kadar ilerlediler. Bu arada Padilla ters pozisyonda sıçrayla birlikte Padilla'nın üzerine gitti sup. Ve bir tane daha skor gidiyor Luger'e. Bunlar yalnız yani yavaş yavaş böyle bir ciddiyetten uzaklaşmaya... Bir şey olacak gibi. Oy, bir şey olacak Luger, gibi. Luger ne yaptın? Oo, Luger, bir de sihir geçişini kullandı Luger. İsabet dalgası devamında... Akali şimdi kapatıyor yalnız. Bu kule de yok arkada. Evet evet, Akali kapatıyor, Sena kapatıyor. Taşıyıcılar yandan geliyor. Gerçekten taşıyıcılar flankliyor burayı. Mireo üzerine kullanılan bir kristal yok. Mireo biraz fazla sarılıyor orada ama hala düşmüş değil. Ve Armut aldılar ama Mireo da düştü. Skor Blue'ya gitti. Blue geliyor. Ve Sup bu savaşın devamını oynamak isteyebilir. Hun hala çok fazla sarı sahip. Ay. Fakat skorları bulan bir Beşiktaş. İşte isabet dalgası. Asistini aldı Luger. Elinden çıkmaması iyi olmuş Yifon, haklıymışsın. Biraz azaldı dürtmelerden ve bu ejderi oynayamayacak gibi görünüyor. Sup da ejderi bitirdi bile zaten Beşiktaş. Üçüncü ejderi ulaştılar. Armut'un ultisini aldı ve o diğer Q tutsa devamında gelebilirdi. Hadi ya! Luger'in üzerine tutan Luger. Gitti kontrol Luger! Fazlasıyla önde ama! Güzel bir! Ooo! Gitti sikiz arkaya! Kullanıldı. Şimdi ilk skor burada Blue'ya gidiyor. Kaori'yi almayı başardılar. Padilla da düştü. 2'de 2. 2'de 2 yaptı Blue. Osman'dan kullanılan defansif bir sıçra var. Şimdi devamı bir de rakibinin üzerine bir hamle Skins'den ve Luger bir skor daha buluyor. Az canlı bir Skins. Yetmedi hasar onun için. Alt tarafta da sıçralar kullanıldı. Ve yani Supermassive doğru hedefe ulaşmayı başarıyor. Doğru hedefe ulaştığı zaman Akali'nin desteği olmadan Beşiktaş'ın kompozisyonu, daha doğrusu evet Beşiktaş'ın kompozisyonu gördük. Bir tek Jace'de olacak iş değil o. Kaori'nin hayatta kalması lazım ve Hun geliyor şimdi, bakalım durdurabilecek mi bu arada? Yaklaşıyor ama Armut kapattı yan taraftan. Hun sıçrayı kullandı. En azından Jack Troll'ü aldı düşmeden önce. Armut yetmedi hasar bu arada. Mireo şimdi var, o pitini atladı tek başına. Ultisi yok. Hun orada zaman kazanmaya devam ediyor. Baron hala bitmiş değil. Mireo skoru buldu. Ve rakip ormancıyı aldı Mireo. Padilla geliyor burada. Bir kahramanlık yapabilir mi acaba? Kaori de geldi. Baron bir canda. Baron bir canda. Luger'de kalıyor Baron. Yoksa sup döndü mü? Luger'de kaldı Baron. Diğer tarafta da Armut uzun kovalamaca sonucunda Hun'u aldı. Papara Supermassive bir anda altın farkını kapatıp 1500 altın öne geçtiler. İnanılmaz şeyler oldu. Yani burada kapatıyorlar. Kapatıyorlar ve Mireo kovalamaya devam ediyor. Armut ultiye bastı. Supla yetişti yalnız. Kaçmaya çalışıyor. Mireo'nun hasarı fazla ama yetmedi Armut için. Uzaklardan bir sene ultisi oldu, isabet etmiyor. Işından kullanıldı şimdi buraya. Osman 3 kişinin arasında kaldı. Osman düştü, çek. Çıktı. Luger artık iyi vuruyor. Evet evet. Ve almayı başardı Osman'ı. Padilla biraz önde kalmış durumda. İyi çipa kullandı o da defansif olarak. Papara süpürmesi var artık. Savaşları kazanmaya başladı. Ama League of Legends'ın ne kadar acımasız bir oyun olduğunu görüyoruz burada. Ciddiyeti bir an bile kaybetsen, ne olursa olsun, ne kadar önde olursan ol, bir şekilde cezalandırıyor seni. Özellikle Mireo'nun yaptığı bir iki tane gereksiz hamle, orta koridorda, üst koridorda, ekstra alınan altınlar, sonrasında kazanılan bir savaş, orta koridorda alınan bir baron. Ama Yufani şöyle bir gerçek var. Maçın başında o kadar öne geçmişken, öyle bir Akali'm varken de o pozisyona getirmeyeceksin aga.
işin ciddiyetinden kopmayacaksın. Rakip takım çok net bir şekilde kazanmış. Bu maçta... Oo, ulti geldi! Geldi, yalnız Padiye isabet ediyor. Yan taraftan kullanılan bir de Makoy ultisi var. Aldılar. Ve Padiye'yi çok rahat aldılar. Sonunda eşi ultisiyle o komboyu yaptılar. Çok önemli. Tam bahsediyordum. Yani ilk iki maçı çok net kaybetmişsin. Bu maça çok kötü başlamışsın. Hala savaşabilecek, hala geri dönebilecek mentale sahipler. Çok önemli. Birçok takım belki pes etmişti. Hani maç gitti artık, seri de gitti demişti ama Sup hala seriye tutunuyor. Ve şu an maçta öndeler. Muazzam durumda. Yani seride hiç olmadığı kadar iyi durumda. Yalnız kapatıyorlar. Bunları savaşı izleyebiliriz. Mireo yan taraftan geldi. Jack Troll ilk hedefim olacak bakalım. Jack Troll'ü alıyor. Sonrasında Lugernus'a gitti. Oy. Ve Zonya'yı da kullandı. Luger de düşüyor. Huno skorun sahibi. Armut şimdi 3 kişinin arasında. Sadece Armut'a kalmış durumda. Huno'yla beraber Armut fazla can yerledi. Armut'a bak. Ne diyorsun? Armut savaşı taşıdı. Kavri'den iyi sıçra geliyor Osman. Son bir sersemletme. Armut'u çıkardı. Armut hala hayatta. Armut'tan 3'te 3. Kavri ayakta kalan son isim. Oyunu tutmak bir hayli zor görünüyor. Şimdi bir de sıçra geldi Kavri'nin üzerine. Neyse ki arındırı var Kavri'nin. Neyse ki. Ama yine de buradan çıkması zor gibi. Kavri ya hayatta kaldı. Ama savunamaz. Çok zor. Bakalım 15 saniye var Padiye'nin gelmesine. Minyonların bir şekilde temizlenmesi çıktılar. Lazım. Ultisi yok Kavri'nin. Yalnız... Kavri tuttu oyunu. Şeye bakıyorum. Mireya'nın çıkma süresi 12 saniye, 10 saniye. Işınlığın da var. Yani Sup'un çok oyalanmaması lazım. Yalnız şunu söyleyeceğim. O savaştı. Blue boşta kaldı. Öyle hasarlar çıkardı ki. Armut evet hasar vuran pozisyonda ama Blue'dan gelen hasar desteği muazzamdı yani o pozisyonda. Armut da çok güzel tamamladı. Şeyde çok işe yaradı Jone. Makber çiçeği de çok işe yaradı. Evet evet evet. En sevdiğim ikinci eşya. Ama bahsetten sonra mı? Evet, bahset bir. Yalnız. Yani kıran kırana. Şimdi serinin keyfi gelmeye başladı. Çünkü ilk iki maç çok taraflıydı. Yani Beşiktaş çok net oynadı. Çok net kazandı. Bu maçta Sup yine geri düşmesine rağmen en azından böyle savaşacak gücü bulduğu için de şimdi Baran'a vurmaya başladılar. Yalnız buraya yakın Beşiktaş tarafı. Ama biraz da geç kalacak. Çabuk tutması lazım. Baron eriyor çünkü ve Beşiktaş Baron'u bıraktı. Evet, giremiyorlar oraya. Görüşleri de yok. Mavi takım Baron'dan şunu kat. Şimdi eşi ultisine dikkat. Bakalım. Şimdi Ejder Nehri'ndeki görüşü tutma peşinde Beşiktaş ama yani Ejder'i bırakıp Suporto'dan ilerleyebilir. Baron'ları var. Kaori iyi vuruyor. Osman arkalıyor mu? Şimdi kullanan Kristal Ok. Buna isabet etti. İsabet dalgasıyla çok vurdu yalnız. Karu ile Hun'un canı bir hali azalmış durumda. Mireo yan tarafta pozisyon arıyor kendine. Arada kalan bir Padiye var. Osman. Şimdi Osman girdi içeriye. Mireo'dan takip ama arkadan da Karu düştü. Hun da düşüyor. En önemli iki hasar kaynağı. Beşiktaş kaybetti. Mireo da burada 1'e 4 pozisyonda ve Papara Supermassive final serisinde 2-0 gerideyken kazanmayı başarıyorlar ve durum 2-1'e geliyor. 34 dakika yine uzun bir maç ama artık final keyif vermeye başlıyor Johnny. Yufani, 5 maç geldi mi? Ne oluyoruz biliyor musun burada? Aytaç Doğan misali böyle keyifli bir solo. Böyle kanun çalarken o aldığı surat ifadesi var. Hafif de ben de benziyorum kendisine. Burada bir roleplay'ini yaparım yani. Daha dur, 5. maça sakla kendini.